Değerli arkadaşlar, değerli arkadaşlar, Cumhuriyet Halk Partisi hep söylediğimiz bir şey var. Büyük bir aileyiz. Biz büyük bir aileyiz. Kimse bu kimsenin burada düşmanı değil. Kimse kimse için öteki değil. Biz sadece bir seçim yapıyoruz. Biz burada Cumhuriyet Halk Partisi erkek kolu seçimi yapmıyoruz. O yüzden Cumhuriyet Halk Partisi'nde birçok erkekler buna çok heveslenmiş olmalı ki çok istiyorlarsa bizler daha sonra onlara bir erkek kolu kurabiliriz ama kadınların seçimine karışmasınlar. Kadınların seçimine karışmasınlar. Şurada bir dakika şurada. Şu terazi, o terazi ne? Sıradan bir terazi görüyorsunuz değil mi? Aslında o terazi ne? Anadolu, binlerce yıllık Anadolu'da kadın tanrıçalar diyarı diyoruz. Kadın tanrıçaların da en önemlilerinden birisi kimdir? Tanrıça Tebes'tir. Bu topraklardan çıkmıştır Tanrıça Tebes. Tanrıça Tebes tutar adaletin terazisine. Yani bu topraklarda kadındır adaletin terazisi. O yüzden bu topraklarda adaletin de sahibi Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Kimse bizden burada antidemokratik bir seçim yapmamızı istemesin, zorlamasın. Bir haftadır gördüğümüz baskılar karşısında ne yapacağımızı şaşırdık. Doğru şeyler değildir. Düşman mı arıyoruz? AKP orada. Enerjimizi oraya verelim. Evet. 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 Sevgili kız kardeşlerim, sayın protokol, sevgili kız kardeşlerim. Öncelikle 15. olağan kadın kolları kurultayımıza hoş geldiniz. İnanıyorum ki eşitlik ve adalet temalı kurultayımız son derece güzel bir şölen ortamında geçecek. Ben genel başkanımız ayrıldı ancak dün akşam kendisi ekibiyle birlikte bir yemek daveti vermişti. Ben kendisine buradan kadın kollarımız adına teşekkür ediyorum bu yemek için. Evet, evet. Bugün bizler burada ülkemizin kurucusu ve kurtarıcısı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu partimizin ebedi liderimizin ilke ve devrimlerinin yılmaz savunucuları olarak bir araya geldik değerli arkadaşlar. AKP iktidarının karanlığını aydınlığa çevirecek olanlar bugün burada bu salondalar. Bizler Kurtuluş Savaşı döneminde cepheye koşan Gördesli Makbule'nin, Halime Çavuş'un, Şerife Bacı'nın ve daha nicelerinin nesli olan sevgili kadınlar bugün buradalar. Bizler bugün buradayız sevgili arkadaşlarım. Sultanahmet Meydanı'nda ey özgürlük diye haykıran Halide Edip Adıvar'ın, layık ve aydınlık bir Türkiye mücadelesinde katledilen Bahriye Üçok'un, hayatını kız çocuklarının okullaştırmasına adamış olan Türkan Saylan'ın miras bıraktığı mücadelenin neferleri bugün buradalar, bu salondalar. Ve bu salonda kadın kadının yurdudur diyen, birbirine görünmez iplerle bağlı olan kız kardeşlerimizin yanı sıra bazı eşitlikçi erkekler de var. Onlara da eşitlik mücadelemize omuz verdikleri için teşekkür ediyoruz. Hepimiz emekçiyiz. Sevgili kız kardeşlerim, bizler Erdoğan'ın bize Taliban'la ters düşen yanımız yok diyen gerici zihniyetine karşı laik, demokratik, çağdaş ve aydınlık bir Türkiye'nin savunucularıyız.
Bizler kadınların can simidi olan İstanbul Sözleşmesi bir gecede 3 kez boş ol diyerek feshi edilirken bu hukuksuzluğa sonuna kadar direnenleriz. 6284'ü budamaya kalkanlara, medeni kanunu sil baştan yazmaya kalkanlara ve her türlü haklarımızı gasp etmeye çalışanlara haddinizi bilin diyenleriz. AKP'nin soyadı dayatmasına hayır diyenleriz. Aramızda vekillerimiz de var. Hep birlikte bir mücadele verdik ve daha sonrasında ben de Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı ile yapmış olduğum görüşmede en azından bunun şimdilik 9. yargı paketinden çıkartıldığı müjdesini sizlere vermiştim. Bu konunun peşini bırakmayacağız değerli arkadaşlar. Asla ve asla bırakmayacağız. Kız çocuklarının erken yaşta ve zorla evlendirilmesinin önünü açan 4+4+4 sistemini reddeden, anaokuluna zorunlu mescidi ÇEDES uygulamasıyla dayatanları ifşa edenler bizleriz. Çocuk işçiliğini devlet eliyle yaygınlaştırmasına hizmet eden MESEM'lerde bir yılda 11 çocuğun hayatını kaybetmesi konusunda sessiz kalmayan, sesini yükselten, isyan eden bizleriz. Türkiye'de 2,5 milyon yurttaşımız okuma yazma bilmezken eğitimde fırsat eşitliğini savunanlar bizleriz. Verileri makyajlamakta ustalaşan TÜİK, kadınların ev içi işlere erkeklere kıyasla 5 katı kadar zaman ve emek koyduğunu söylüyor. TÜİK bunu söylüyorsa siz gerçek verinin ne kadar daha vahim olduğunu tahmin edebilirsiniz. Ve gene TÜİK'e göre geniş tanımlı kadın işsizliği %34. Aynı işi yapan kadınla erkek arasındaki ücret farkı %20. İşte durum buyken kadın istihdamını arttıran politikalar üretenler bizleriz. Kadınlar eşit işe eşit ücret almalı, asla ve asla kayıt dışı çalıştırılmamalı diyerek kadın mücadelesini emek mücadelesiyle yoğurarak yükseltenler gene bizleriz değerli kız kardeşlerim. Kadınlara 3-5 çocuk dayatıp kuluçka makinesi gibi görenlerin karşısında dağ gibi duranlarız bizler. Kadınların etek boyundan rujunun rengine, kaç çocuk doğuracağından saat kaçta sokağa çıkacağına ve hayatındaki verdiği birçok karara karışanlara karşı sizler bize sınır çizemezsiniz. Benim bedenim, benim kararım diyen de gene bizleriz sevgili kız kardeşlerim. Hepimiz güçlüyüz, hepimiz güçlüyüz. Güç sende arkadaşım, güç sende. Aynaya bak, güç sende. Hepimiz güçlüyüz. Bizler ülkemizde kadın mücadelesini bir adım öne taşımak için canını feda etmekten asla ve asla çekinmeyenleriz. Ve bizler sarayda dakikada 2 asgari ücretten fazla harcama yapılırken, halk yoksulluk ve yoksunluk kıskacına sıkıştırılırken, bunun için yoksulluğu yok etmek için çözüm üretenleriz. Ve bu çözümü sahada birebir anlatanlarız bizler. Emeğin en yüce değer olduğunu bilen, üreten, ürettiğini hakça paylaşmaktan yana olanlarız bizler. Çocukların okula ücretsiz öğün erişimi hakkını savunanlarız bizler. Çocuk istismarında çocuğun rızasından bahsedenleri tarihin tozlu raflarına gömmeye kararlı olanlarız bizler. Sevgili kız kardeşlerim, bizler Soma'da, Ermenek'te,
Amasya'da ve daha birçok yerde önlem alınmadığı için yaşamını kaybeden madencilerimiz sonrasında fıtrat diyenlere inat, iş cinayetlerinin tek tek üzerine gidenleriz. Bir madenci kızı olarak söylüyorum, bu cinayetlerin tek tek üzerine gidenleriz. Ve bizler Sivas'ta yakılan canlarız. Maraş'ta, Çorum'da vahşice katledilenleriz. Hünkar Hacı Bektaş Veli'nin, Pir Sultan Abdal'ın yolundan gidenleriz bizler sevgili kız kardeşlerim. Ben eğilmeyi bilmem arkadaşlar. Eğilmeyi bilmem. Burada kız kardeşlerim de var. Birazdan adaylık konuşmasında konuşacağız. Bizler eğilmeyi bilmeyen kadınlarız. Sevgili arkadaşlarım, bizler hak gasplarına sessiz kalmayan, bir tarafta padişahım sen çok yaşa var der diyenler varken kral çıplak diyenleriz. Nerede bir feryat varsa orada o ihtiyaç duyan kişiye elini uzatan, yalnız değilsin biz varız diyenleriz bizler. Doğal afetlerde, yangınlarda, sellerde, depremlerde yaraları sarmaya çalışan ve dayanışma ağlarını örerek sofradaki ekmeğini bölüşenleriz bizler. Cumartesi annelerinin, gezi ailelerinin ve tüm esilenlerin sesiyiz bizler. Evinden, işinden, ailesinden, hatta kimi zaman sağlığından bile fedakarlık yaparak ülkesini aydınlığa taşımak için bugün burada olan, her daim partimiz için beklentisiz çalışan sevgili kadın kollarımızın değerli üyeleri, sevgili yol arkadaşlarım. Öncelikle ben de sizden kendinizi alkışlamanızı istiyorum. Sizden koskoca bir alkış istiyorum. Alkışlayın kendinizi. Çünkü emek emek, yürek yürek inşa ettiğiniz bu mücadele her daim ülkemizin yolunu aydınlatıyor. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in değişimin yüzyılı, yüzyılın değişimi diyerek çıktığı, başlattığı iktidar yürüyüşünde partimiz yerel seçimlerde birinci parti oldu. İşte bu sonucun, birinci parti olmasının içerisinde sizin emeğiniz, inanılmaz bir katkınız var. İşte bu yüzden alkışlayın kendinizi sevgili kız kardeşlerim. Hepinizi tek tek bu açıdan kutluyorum ve gerçekten sizlerle birlikte mücadele etmenin de haklı onurunu, haklı gururunu taşıyorum. Bu memlekete barışı, huzuru, mutluluğu bizler getireceğiz. Sevgili arkadaşlarım, 4 yıl önce Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Kolları Genel Başkanlığı için yola çıkarken kotalar bize dar, rotamız iktidar demiştik. Dar, evet, kotalar bize dar, hedefimiz iktidar. İşte bu yürüyüşü partimizde eşitliği yükseltecek, Türkiye'ye eşitliği getirecek şekilde yönlendirecek olan gene bizleriz. Bizim yolumuz yorulana kadar değil, dinlenmek için değil, kazanmak için çalışmak. Kazandıklarımızı korumak, geliştirmek, yaygınlaştırmak. Bizler hiçbirimiz hepimiz kadar güçlü değiliz şiarıyla dayanışmayı büyütenleriz sevgili kız kardeşlerim. Ve bizler her daim haklarından, hayallerinden ve hayatlarından vazgeçmeyenleriz. Eşik platformunun da vurguladığı gibi.
Ebedi liderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu cumhuriyetin yılmaz savunucularıyız. Büyük atamızın dediği gibi, zafer zafer benimdir diyebilenindir. Başarı ise başaracağım diye başlayarak sonunda başardım diyebilenindir. Bizler başaracağız sevgili kız kardeşlerim. Ve bizler partimizi iktidar yapana kadar direnişi, mücadeleyi örgütlemeye devam edeceğiz. Asla ve asla vazgeçmeyeceğiz. Sonuna kadar haklarımız için savaşacağız. Ben bu duygularla yaşasın Cumhuriyet, yaşasın Cumhuriyet Halk Partisi, yaşasın kadın dayanışması, yaşasın kadın gücü diyorum. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. İyi ki varsınız, iyi ki böyle muhteşem bir aileyiz. Büyük bir onur, büyük bir gurur duyuyorum sizlerle birlikte olmaktan. Sağolunuz, var olunuz sevgili kız kardeşlerim.